İyi geceler. Türkiye çok uluslu bir terör yapısının istikbali ve istiklaline yönelik tehdidini ortadan kaldırmak için tarihi bir mücadele veriyor. Terör örgütleri PKK, YPG ve DAEŞ eliyle yüzlerce kilometrelik Türkiye cephesi kuran Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin koalisyonuyla karşı karşıyayız adeta. PKK ve DAEŞ üzerinden Türkiye'ye tarifsiz bir saldırı söz konusu. Askerlerimize ve tanklarımıza, helikopterlerimize, sınırlarımızdaki sivil halka, terör örgütlerini bir ordu gibi hazırlamış olan Batı'dan söz ediyoruz. Onların silahları ve aklıyla adeta savaş ilan edilmiş durumda. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri askerleri sınırlarımızda bize tehditler yağdırdı, akılları sıra silah gösterdi. Ancak hesap edemedikleri, anlayamadıkları, anlayamayacakları bir ruh var. Türkiye ruhu. Biriz, beraberiz ve vatanın bekası için tek yüreğiz. Afrin kırsalında dün çıkan çalışmada şehit olan 8 kahramanımızı, yiğidimizi minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de acil şifalar. Şehitlerimizi bugün son yolculuklarına uğurladık. Mekanları cennet olsun diyoruz bir kez daha. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Afrin bölgesinde PKK, YPG, PYD, KCK ve DAEŞ terör örgütleri mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak tarihinde öğleden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Zeytin Dalı adı verilen bir harekat başlatıldı. Afrin'e Zeytin Dalı harekatına ilişkin özel yayınla karşınızdayız. Harekatta 42. gün geride kaldı. Bu özel yayınımızda 3 değerli isimle, önemli isimle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun büyük bir kararlılıkla ve de büyük bir başarıyla sürdürdüğü Zeytin Dalı harekatında gelinen son durumu konuşacağız ve bundan sonrası senaryoları. Stüdyomuzda Dışişleri Bakanlığı'nda Paris Büyükelçiliği ve Libya Büyükelçiliği de dahil çeşitli kademelerde pek çok önemli ve özel görevler üstlenmiş emekli Büyükelçi Uluç Özülker, yakın tarihe ilişkin çok sayıda makalesi, kitabı ve çalışmaları bulunan uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi konusunda uzman bir isim. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mithat Baydur bizlerle birlikte. Ve Ankara stüdyomuzdan da güvenlik, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında akademik çalışmaları bulunan Hasan Kalyancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Murat Aslan konuğumuz olacak ve yayına katkıda bulunacaklar. Özel yayınımız başlıyor. Evet, özel yayınımızla karşınızdayız dedik. İlk olarak emekli Büyükelçi Uluç Özülker diyeceğiz. Önümüzdeki hafta Türkiye, Washington'da masaya oturacak Amerikalı muhataplarıyla. Arada yaşanan krizleri aşmak adına böyle bir karar alındı. Ne kadar etkili, yetkiliyi de bilemiyorum ama en azından bu iradeyi hayata geçirme noktasında onun sözü söz kabul edildi Türkiye için. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan söz ediyorum. Ne beklemeliyiz, nasıl bakmalıyız? Öncelikle Afrin Harekatı ile ilgili, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de iki gündür yaptığı açıklamayı hatırlatarak, Suriye'deki ateşkes Afrin'de kapsıyor diyorlar. Şimdi Suriye'deki ateşkes Afrin'i de kapsar mı? Burada tabiatıyla kendilerinin oynadıkları bir oyun var. Ve bu oyun kapsamı içinde düşündüğünüz zaman yorumu o şekilde yapabilmeleri mümkün. Çünkü orada bir hüküm koydular. Çok net bir biçimde. Bu da bir oyunun bir parçasıdır. DAEŞ, El-Kaide ve Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü olarak adlandırmış, kabul etmiş bulunduğu diğer örgütler bunlarla devam edecektir. Şimdi PKK özel bir statü içinde. Batı'da PKK terör örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri içinde terör örgütüdür. Buna karşılık YPG, PYD değildir.
Bu ne Rusya'da ne PKK, ne YPG, ne bunların hiçbiri terör örgütü değildir. Dolayısıyla Batı'nın eli kolu PKK konusunda bağlı ama buna karşılık YPG ile işbirliği yaptığını iddia etmek suretiyle savaşı sürdürmeye çalışıyor. Hatta o kadar ileri giden iddialar da var ki PKK'yı lağvedelim veya elindeki silahları alıp hepsini olduğu gibi YPG'nin şemsiyesi altına sokalım. Bunu yaptığı andan itibaren de ne Rusya'da ne Batı'da YPG terör örgütü olarak kabul edildiği için, edilmediği için otomatik olarak ortaya çıkacak sonuç ellerimizin serbest kalmasıdır diyorlar. Şimdi bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün iyi niyetli olmadığını ben düşünürüm. Çünkü pardon, Türkiye'nin mevcut koşullarda nasıl bir savaşı hangi amaçla sürdürdüğünü herhalde Amerika'dan daha iyi bilebilecek kimse yoktur. Kendisi dahi buradan giden Afrin'e kaçan teröristler, onlar terörist demiyor tabii, YPG'liler, buradaki IŞİD'le mücadelemizi zayıflatıyor bizim diye bir iddiada dahi bulunabilmiştir. Ve burada en az 1500, yani 13.000'e kadar çıktı sayıları diye de ifade edildi. Bunların kendi kontrolü altındaki bölgeden gitmelerine müsaade ettiğini dahi üstü kapalı şekilde kabul etmiş oldu. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman o demek istiyor ki hani burada güvenlik konseyini kabul edip etmediği var ya, siz burada YPG ile uğraşıyorsunuz. Kendiniz de söylüyorsunuz. Ben PKK diye görmüyorum bunu. Dolayısıyla ateşkes kapsamına YPG'de girer. Çünkü bizim terör diye kabul ettiğimiz kuruluş değildir. Ama YPG'liler biz PKK'lıyız diyebiliyorlar. Şimdi, üstlerindeki elbiselerdeki o taktıkları şeylere, amblemlere ve ortasına yerleştirdikleri APO resmine bakar. Yani öbür taraftan baktığınız zaman da iş tam tersine dönüyor tabiatıyla. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne bütün bu silahları verdiğine. Yani bakın, burada çok önemli başka bir şey daha var. Herhalde Amerika bunun da farkında. Terör dediğiniz zaman vurkaç ve en azından doğrudan doğruya düzenli bir orduyla karşı karşıya gelmeyen bir grubu kastediyoruz. Orada 300 kişi en fazla bir araya geliyor. Bir gece geliyor, vuruyor. Karanlıktan bir istifade, öldürebildiği kadarını öldürüyor, yok ettiğini ediyor ve kaçıyor. Şu anda durum böyle mi? Hayır. Biz girdiğimiz zaman Afrin'e şu ana kadar ağır ağır gidiyoruz ve daha da sıkıntımız olacak belli ki. Sivil hassasiyetinden dolayı. Efendim, tahkimat inanılmaz boyutlarda. Öbür tarafta eldeki silah ve bunlara verilmiş eğitim inanılmaz boyutlarda. Öyle ki karşımda benim bir terör örgütü değil, adeta savunması peşinen bütün ihtimaliyat hesaplanarak ortaya konulmuş ve bu noktalara getirilmiş bir düzenli ordu ön örneği gibi bir durumla karşı karşıya. Terör ordusu. Terör örgütü olamaz bu artık. Ordusu. Terör ordusu, ama bu ordu da düzenli bir hale gelmiş çünkü kendi içinde komünikasyonu var, bir iletişimi var, tahkimatı var. Oraya bu kadar Batı tarafından inşa edilmiş olan tüneli var. 5 metre derinliğinde, bilmem kaç metre genişliğinde tanklar geçmesin diye. Bu aklı herhalde oradaki terörist kendiliğinden bulmadı. Girip birileri yol gösterdiler. Buradaki o beton yığınlarında birileri gelip herhalde yaptılar. Fransızlar, Almanlar, bizzatçı devredeler. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'ndaki cephe, mevzi, korugan, tünel yapısına benzer bir tablo var Afrin'de. Daha da vahimi, bunların nereye tevcih edilerek yapıldıkları da çok önemli. Yani öyle yerleştirilmiş vaziyette ki mutlaka Türkiye'den gelecek bir harekata önlemeye yönelik olarak düşünülmüş. DH, MH herhalde. DH'ın yani, tankı yok, tabii. Uçağı yok ama bunların elinde uçak savar var ve aynı zamanda da tank savarlar tabii var. Sadece uçak gemileri yok. Uçak gemileri yok, evet. Şimdi bütün bu koşullar altında oturup da Amerika Washington'da Washington'da böyle bir açıklama yapmış olması abesle iştigaldir. Ben tam adını koyayım bunun. Washington'daki zirve. Zirve diyorum. Şimdi zirve değil de bu toplantı. Ben bu toplantıdan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ben Amerika'nın hala benim indimde hiç güvenilmez olduğunu ve daha da önemlisi ikircikli oynadığını size net bir biçimde söyleyebilirim. Şimdi bunu sizin gibi deneyimli, çok özel, sıra dışı bir diplomat söylüyorsa
Yani bizim milli hassasiyetlerimiz ya da işte duygusal evet. tepkilerimiz falan olabilir ama hocam biliyor bunu sizin ama ağzından yani, çıkıyor hocam bu. Evet. Ben bilerek hocam. Söylüyorum. Şimdi güvenilmez. Önüme çıkardım şunu. Hocam bunu biliyor gibi. Ben Cuma gününden beri evet. ben bunu 6-7 gün önce konuştuk biz evet. bunu. Ben her yerde bunu lanse etmeye başladım. Bu budur diye. Bakın 11 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri Washington'da özel bir toplantı yapıyor. Ve bu toplantının sürekliliğini de sağlayacak şekilde. 11 Ocak. Buraya 5 tane ülke katılıyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün. Suudi Arabistan'ın da oradaki rolünün ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bu toplantı 12 Ocak tarihinde Washington'daki İngiliz Büyükelçiliği'nden de biri sordu, not tutmuş. Non-paper adı altında, yani başka bir işte resmiyete intikal etmeyecek çünkü içeride konuşulanlar herkesin şeyi. Bu katılanların hepsi de kendi bakanlıklarında Orta Doğu sorunlarından sorumlu olan üst düzey bürokratlar. Evet. Amerika'dan katılan da Müsteşar Yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'nda. Şimdi burada konuşuyorlar. Ben bunları okuduktan sonra 11 Ocak, 23 Ocak'a da bunları ve aynı zamanda Mistura bu Birleşmiş Milletler temsilcisi ona da talimat olarak 23'ünde verilmiştir bu yazılanlar. Şimdi ben bunları okuduktan sonra efendim biz vallahi billahi Türkiye ile işte iyi niyetliyiz yapacağız edeceğiz dendiği zaman beni kandırmak pek kolay olmayacak ne diye düşündüm. Çok vahim şeyler var hocam biliyorum. Yani çok basitçe çok şöyle diyeyim efendim şimdi bunları satır başı halinde söyleyeceğim çünkü uzatmadan gitmek istiyorum. Olay şu. Bir kere diyor ki Trump biz IŞİD'i bitirdik diyor. DAEŞ bitmiştir. Büyük zafer kazandık. Ama diyor benim bu noktada DAEŞ'i bitirdiğimi kabul etmem diyor. Benim politikama terstir diyor. Kararım benim burada kalıcı olmak diyor. Nerede? Minbiç ve ötesi. Minbiç'te belki bir şeyler olabilir. Bizi sokmadan orada kendisi gönderir falan ama Fırat'ın doğusunda bir Kürt devleti kurulmak istendiği kesin. Ben burada kalıcı olacağım diyor. Kararı budur. Yani burada yazıyor bu. İkincisi biz diyor buraya her yıl 4 milyar dolar para harcıyoruz diyor. Bu da yazıktır diyor bu kadar parayı harcamak. Ama harcıyoruz diyor. Dolayısıyla bu kalıcılığımız için de bu meseleyi düşünmemiz lazım diyor. Bunun da gereğini yapacağız. Diğer taraftan burada diyor ben kamuflaj olarak DAEŞ'in bittiğini ama niyetimizin onun yeniden doğmamasını sağlamak olduğunu söylüyorum ama diyor esas derdimiz İran'ı önlemektir diyor. İki şekilde önleyeceğiz. Bir, siyasi çözümde İran'ın hiçbir ağırlığı olmayacak, yeri olmayacak. İkincisi de İran'ın bir tehdit olmaktan çıkarılması söz konusu olacaktır diyor. Buradan hareket ettiği zaman da Astana ve Soçi'de Rusların kendi iddialarına göre ön plana çıkıp başardık, zafer kazandık demeleri propagandadır. Ama şu gerçeği de kabul edelim ki biz Amerika olarak diyor güçsüz ve kapasitemiz yoktur bu konularda. Mesela diyor Gota'da, Doğu Gota'da ve İdlib'de Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu arada Cenevre sürecinde de Mistura'nın bütün iyi niyet ve gayretlerine rağmen Birleşmiş Milletler ve biz tamamen başarısız kalmışızdır diyor. Şimdi buradaki birinci diyor hedefimiz Rusya'yı sabote ederek, durdurarak yola çıkmaktır. Ve bunu yaparken de Cenevre'yi ön plana çıkarıp Astana ve Soçi barış süreçlerini bitirmektir diyor. İşte bunu da söyledikten sonra çok basit şekliyle Türkiye'den de tabii sözler var şey olarak. Soruyorlar peki Türkiye ne olacak? Şimdi hemen şunu söyleyeyim bu toplantıya. Mısır, Almanya ve Türkiye'yi de davet etmek istemişler. Mısır'ı davet edemiyor, Sisi yeniden seçilecek vesaire düşünüyorlar. Almanya'yı davet etmişler, orada seçimler olduğu için 11 Ocak'tır unutmayalım, cevap verilememiş. Türkiye içinse ilginç bir şey var, Kürt meselesi Türkiye için çok önemli biliyoruz. Anlıyoruz da kendisini ama bizim için PYD, YPG olmazsa olmaz önemlidir. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Çok net söyleniyor burada. Bu koşullar altında Türkiye'yi buraya alırsak bizim buradan bir çözüm getirmemiz, sonuca varabilmemiz şansı yoktur. Dolayısıyla Türkiye'yi de almasak daha iyi. Sonunda verdikleri karar bu ülkeleri çok acil değil durum. Erteleyelim bunları da bu işe katmayalım
demişlerdir. Şimdi burada gene atlayarak gideceğim zaman dolayısıyla. Ama çok önemli birkaç noktaya değinmek istiyorum. Şimdi birincisi biz burada YPG'yi ön plana çıkarmak istemiyoruz diyor. SDG'dir bizim için, yani Suriye Demokratik Güçleri. Ama diyor bunu yaparken de YPG'yi ön plana çıkararak kollamamız gerektiğinde de hiç kuşkumuz yok diyor Amerikalı. Onun için diyor burada multietnik bir yapı içindeymiş gibi bunu sulandırılmış şekliyle dışarıya tanıtma, takdim etme noktasında olmamız lazımdır. Ve bu arada unutmayalım ki diyor Türkler Cenevre'ye gitmesini de engelliyorlar diyor YPG'nin. O zaman bizim başka bir teklifimiz var diyor ve bunu da sonuna kadar yapacağız diyor bunu da, merak etmeyin. Eskiden kimdi? Esad ve muhalifler. Hayır diyor, muhalifler Esad ve SDG olacaktır şimdi Cenevre'de diyor. Soçi'ye gitmesinler diye biz mücadele ettik, biz burada yapacağız diyor. Ve bu arada muhaliflerle Esad arasında bir uzlaşma yok. Muhalifler bir hayli ilerlediler Cenevre sürecinde. Esad kaçıyor, gelmiyor Rusya'nın desteğiyle, girmiyor bu işe. Dolayısıyla Esad'ı kaçırtmayacak. Ama seçimler çok önemli olduğu için onu seçtirmeyecek bir politikayı yürürlüğe koymak için çalışıyoruz diyor. Muhalifleri de bu şekilde çok ön plana çıkarmak suretiyle onu kaçırtıyoruz ama Esad güçlendiği takdirde de muhalifleri bitireceği için burada da muhalifleri SDG'yle de destekleyerek ikiye böleceğiz. Şimdi gene atlayarak gideyim çok basit şekliyle. Üç şeyimiz var diyor üzerinde çalıştığımız. Bir yol haritası üzerine çalışıyoruz diyor çözüm için. İkincisi bir anayasa reformunun elemanları üzerinde çalışıyoruz. Üçüncüsü de serbest seçimlerin denetim ve gözetim altında nasıl yapılabileceğinin yolunu araştırıyoruz. Ve nihayet bunun barışçıl bir çevre içinde yapılabilmesi için de direktifler hazırladık. Bunu da 23'ünde zaten bütün bu kapsam içinde Mistura'ya talimat olarak da aktaracağız diyor. Şimdi şöyle tamamlayayım uzatmadan. Söylediği çok önemli dört şey var. Çok özetle söyleyeceğim zaman dolayısıyla gene. Efendim birincisi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri tartışılmış. Bambaşka bir yola girdi. Mesela taktik nükleer silahların ebatlarını o kadar küçültmüş vaziyette ki bölgesel vekalet savaşlarında dahi kullanılabilecek noktaya gelmektedir. Çok vahim. İki, NATO 14-15 Şubat tarihlerinde yaptığı toplantıda Amerikan askerlerinin teklifi üzerine başta Rusya ve diğer tehdit oluşturanlara karşı NATO'nun yeniden şekillendirilmesi hususunda karar varmıştır diyor. Yani Soğuk Savaş dönemindeki gibi NATO Rusya ismen sayılıyor. Karşıyız diyor zaten hep. Buradaki derdimiz Rusya ile bilek güreşine girdik biz artık burada diyor. Diğer tarafta söylediği şey de NATO bu kapsam içinde bundan böyle diğer tehditlere de dönük olarak vardır. 3. İsrail'i topyekün destekliyoruz. İsrail burada diyor Hizbullah başta olmak üzere İran'la mücadelesini arttıracaktır. Ve burada saldırılarını da arttırarak sürdürecektir. 4. Bu bizi de çok ilgilendiriyor. Ankara diyor Kürt meselesinde çok hassas böyle bir şey var. Ancak bizim de Kürtlere askeri desteğimizden vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok. Bunu da mutlaka diyor devam ettireceğiz. Bunu yaparken diyor hatırımızda tutmak lazım ki bu tutum karşılıklı olarak konuşmalarda bir noktaya götüremezse bir kopmayla sonuçlanır diyor. Net kullandığı kelime. Ve bu arada başka bir iddia daha var burada. Onu da çok rahatsız edici. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de askeri cenahında yeniden şekillendirilmesi, bir reorganize edilmesi hususunda muhafazakarlığı ve İslamizmi öyle diyeyim ön plana çıkan bir generali bu görevle iş başına getirmiş bulunmaktadır hükümet diyor. Yani ordumuza bakış, Türkiye'ye bakış, Kürtlere bakış. Peki sonuç nedir? 4 tane konu var burada satır başı halinde. 1. Ne istiyorlar? Soçi'yi
sabote edeceğiz Astana ile birlikte. Bu artık yürümeyecektir. Peki orada kim hakim pozisyonda? Rusya, Türkiye, İran. Rusya'yı elimine edeceğiz. İran'ı devreden çıkaracağız. Türkiye'nin de gücünü azaltacağız. Soçi ve Astana. Öbür tarafta ateşkes kim sağlamıştı Suriye'de? Rusya gelip bugün İsrail'e karşı bu kuartetin içinde yer alıp hiç ses çıkmayan Rusya, İsrail uçağını düşürmeye yardımcı olabildi mi? Oldu. Öbür tarafta Kudüs meselesinde sesi yükseldi mi? Yükseldi. Bütün bunlara baktığınız zaman burada Amerika ile birlikte bir bilek güreşinin, ihtilafın gelişmekte olduğu bu manada görülüyor. Yani Washington'dan bir şey beklemeyin. İki, haftaya görüşürüz. Çok önemli. İlave edeceğimiz iki husus daha var. Türk-Kürt savaşı, İsrail, İran ve Lübnan'da Hizbullah savaşı. Üç, Irak ve Libya'da olduğu gibi Suriye'yi de parçalayacağız. Dört, petrol bölgelerini kesinlikle geri vermek niyet ve amacımız yoktur. Bunu aynı zamanda Suriye'nin yeniden yapılandırılması süreci başladığında her yerde yaptığımız gibi Amerika'nın bu konuda bütün ihaleleri almasını sağlayacak şekilde elimizde tutmaya karar verdik diyor. Meğerlen söylüyorum bunları. Şimdi ben bunları okuduktan sonra Cyrillix diye burada geçti. Biraz Wikileaks. Tutabilir miyiz ekranda görelim? Tabii. Evet. Cyrillix diye bu yayınlandı. Hı hı. 17 Şubat tarihi itibariyle bunu da benim elimdeki nüsha Fransızca. Oradaki Fransız gazeteci bunu aldığı zaman, ama altında isimler falan var. Burada notu kimin hazırladığı, notun nereden kaynaklandığı, Washington'daki İngiliz Büyükelçiliğinden geldikleri hepsi de var. Olağanüstü tarihi bir belge hocam. Şimdi ben bu belgeyi okuduktan sonra Fuat Bey, bana oturup da 8 Şubat'ta karşıma bir melek çıkaracaklar derse, meleğin adı nedir diye sormak mecbur. Şeytan da melektir buna bakarsanız. O zaman girişte benim sıraladığım o Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa destekli bir terör yapısıyla Türkiye mücadele ediyor. İşte öyle havada kalmıyor bunlarla beraber. Amerika Birleşik Devletleri, Batı aklı. Siz Washington'dan 8 Mart, 8 Şubat dediniz. 8 Mart. 8 Mart, 8 Mart. Pardon, 8 Mart. Tabii geçti Şubat. Bir şey bekliyor musunuz 8. o zaman? Yani bir şey beklememek gerektiğini ortaya koydu Sayın Büyükelçi. Evet, evet. Yani aynı fikirdeyim. Ben de aynı minvalde bazı bir şeyler söylemek istiyorum. İlk sorduğunuz sorudan başlayayım müsaade ederseniz. Lütfen. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin böyle bir karar, Suriye'ye yönelik böyle bir karar almasının Afrin'i de kapsayıp kapsamayacağına dair. İsterseniz zaman bir iki defa böyle çeşitli vesilelerle davet edildiğim kanallarda söylediğim, zaman zaman da Sayın Büyükelçimle sohbetlerde söylediğim bir ufak bir anekdotla başlamak istiyorum. Lütfen. 1967 İsrail Arap Ülkeleri Savaşı'na, yani 6 gün savaşlarında İsrail'in ordusunun önemli bir kazanım elde ettikten ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen bunu ihlal ederek belli bir ilerleyişini durdurma kararından sonra hala ilerleyişinin durmamasının sonucunda dünyadan çeşitli gazeteciler oraya akın ediyorlar ve cephede bir zannedersem binbaşıydı, bir İsrailli binbaşı, bir İsrailli binbaşıya efendim böyle bir ilerleyişiniz devam ediyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var diye bir soru sorması üzerine İsrailli binbaşı boynundaki dürbünü çıkartıp gazeteciye, muhabire verir. Bak bakalım buradan Birleşmiş Milletler gözüküyor mu der. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alır ama böyle bir zaman yani şeyde bunun bir takım Türkiye'nin baktığı pencereden eğer bir şey farklı gözüküyorsa onların penceresinden ki farklı gözüküyor zaten onu konuşuyoruz. Ama Türkiye kendi âli menfaatleri uğruna bunu bir süre daha devam ettirmeli diye ben düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili zaten sayısız şeyler vardır, kararlar vardır. Çünkü onlar öyle görebilirler ama Türkiye Erdoğan için. Da, Başbakan İnönü Yıldırım da ısrarla altını çiziyorlar. Afrin ve sonrası var diyorlar. Evet. Şimdi efendim bir de yani bu yani kadar... bu ayrı falan bununla ilgili zaten çeşitli vesilelerle yani belki de bununla ilgili yazıları yani saymadım ama 18 ay önce çeşitli kanallarda
bununla ilgili yazılar var diye belki ilk dile getirenlerdenim bununla ilgili. Bu ciddi ciddi think tank kuruluşuna yazacağız. Yani ABD'nin yol haritası diye. PKK sahadan temizlenecek, alınacak. PKK ile YPG'nin ayrı bir şey olduğunu Türkçe yapılacak. Eğer hala buna Türkiye itiraz ediyorsa Suriye demokratik güçlerinin bir miktar YPG sayısı azalarak kompozisyonu değiştirilerek Türkiye ikna edilecek. Ama sen ikili oynamaya devam edeceğiz dedi şimdi, Amerikan Kongresi'nde 2-3 gün önce. Şimdi bu kadar negatif şeylerde, yani bunlar farklı şeylermiş gibi Türkiye'ye yapılan göz boyama operasyonları ve taktikleri karşısında belki buradan da hani çıkartabileceğimiz olumlu bir şey yok mu diye sorulabilir. Bunu bir şey olarak, yani parantez içerisinde ünlem işaretli söylüyormuş olabilir. Demek o kadar önemli ki bunun bir ikna sürecinden olması, yani ben yaptım oldu diye değil de ikna sürecinden geçmesini düşünüyorlar. Şimdi efendim bununla ilgili 2003'te zaten karar alınmış. Bunları bilmemeleri mümkün değil. PKK'nın 8. kongresinde Irak'ta, işte Suriye'de falan bu PKK'nın iz düşümleri konusunda karar alınıyor. Bizzat yani nasıl PKK'nın Türkiye'de Aynen. Hatta bizzat Öcalan'ın sözleriyle İran'da daha İslami bir retorik kullanın. Hı-hı. Irak'taki varlığı devam etsin. Suriye'de de Demokratik Birlik Partisi adı altında bunu şey yapın diye böyle bir talimatları var. Onları geçtik. Efendim CIA belgelerinde var. Son çıkan yazılarında affiliated with PKK diyor. Yani PKK ile afiliye diyor. Kendileri yazıyorlar. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin National Counter Terrorism Center dedikleri NCTC'de bu ikisinin aynı şey olduğuna dair kayıtlar var. Yani isyan açıp bakabilir. Yani bu ayrı mı, aynı mı, bu farklı mı diye bunu bir tartışmanın bir hiçbir manası yok. Özür dilerim. Bir şey daha. Bunlar ilk böyle Afrin'de yapılanması olduğu zaman Kandil'den iki kişi geliyor. Biri Halil Teftem, ikisi de Hacı Ahmet Hudro. İsimlerini de veriyoruz. Bunlar tamamen PKK'nın Kandil'deki önemli şahsiyetleri, Afrin yapılanmasının lideri olarak oraya gönderiliyor. Yani bunun hiçbir tartışılacak bir yanı yok. Farklı mıydı? Amerika Birleşik Devleti açısından söylüyorum. Efendim Sayın Büyükelçim söyledi, çok doğru. Biz mesela 550 milyon dolar daha sahada bunları tahkim ve teçhiz etmek için yeni bir bütçe ayırmışlar. Vay, 550 milyona çıkartmışlar, dolara çıkartmışlar diye biz infial duygusuyla hareket ederken sahada her sene aynen söylediği gibi 4 milyar dolar derken şu ana kadar olan masraf değil. Yanlış anlaşılmasın. Her sene 4 milyar dolar teçhizat ve tahkime ve bunun içerisinde hep 13 üst diye konuşuluyordu. 20 üste çıkıyor. Yani bunun içerisinde 7 üst daha inşa edilecek. Var olan üstlerinde bütün teknolojik donanımı ve teçhizatı da değiştirilecek. Bahsettiğiniz Washington, daha önce Büyükelçimin söylediği belgeden yola çıkarsak. Evet, çok belki bağlayıcı, resmi değildir ama yani sorulursa öyle söyleyeceklerdir. Ama ABD'nin bakışı açısından tabii ki ittifak halinde olduğu ülkelerin daha bir orta düzeyde bile olsa bütün bunların konuşulması ileriye matuf bizim bir perspektif çizebilmemiz ve nelerle geleceklerini anlayabilmemiz açısından fevkalade önemli ipuçları taşıyor. Zaten İngiltere'nin Washington Büyükelçisi, isim vermek gerekirse Benjamin Norman'la Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan sorumlu müsteşar yardımcısı David Settlefield de var. Bunlar çok önemli isimler katılanlar arasında. Gerekirse. Hocam, devlette bu tip bu kadar önemli konular görüşülürken bakanınızın veya üst otoritenin vermiş olduğu talimatın dışına çıkamazsınız. Tabii. Mümkün değildir. Tabii. Şimdi burada uzlaşma politikasıdır bu. O zaman biz Zeytin Dalı Harekatı'na sadece böyle basit çerçevede PKK, YPG unsurların oradan temizlenmesiyle mücadele ediyoruz ve karşımızda da alışa geldik bildiğimiz böyle elinde AK-47'li falan filan bir terör örgütü değil. Başka bir şey var. Tümüyle başka bir şey. Uluslararası bir gücün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni test ettiği bir arenaya dönüşmüş durumda. Efendim öyle ama yani bölgenin dışına da çıkmamız lazım. Bölge önemli. Bakın hep bunları tahlil ediyoruz. Bunları analiz etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Tekrar mekanları cennet olsun. Ama Amerika Birleşik Devletleri bir miktar Sayın Büyükelçin bahsetti ama daha önemli o belgeyle bahsettiği için tam ayrıntılı giremedi. Yani bunu 15 Temmuz'a hadisesine kadar koyabilirsiniz. Yani öyle bir şey var ki, öyle bir
makro seviyede görmek lazım, panoramik bir şey. Bunun içerisinde Doğu Akdeniz'de var, bunun içerisinde Kuzey Afrika ve Orta Asya'da var, Sahra Altı Afrika var. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız işte 4 tane ülkeyi dolaşıyor. Kıbrıs yani bunun içerisinde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs var. Hatta bence Karadeniz var. Türkiye olmadan Karadeniz'e çıkamaz. Yani dolayısıyla bu, yani Rusya'nın çevrelenmesi hareketi var. Yani zaten mesela McMaster'la Trump kavgalı şimdi. Mesela McMaster'ın görevden ayrılması. Niye bir semiz kavga? Şahsi yani. Bunlar şahsi. Yani sabahleyin bana niye günaydın demedin diye bir kavga değil bu. Yani burada Trump ve ekibinin aslında daha önce sanıldığımızın aksine Rusya ile daha yakın ilişkiler kurarak bir bölgede zımni bir anlaşma yapıp belki Çin'i hedefe koyma gibi projeleri varken Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş dediğimiz dönemdeki geleneksel Rusya'ya bakış açısını sürdürme kararı aldı. McMaster da bir Rus uzmanı. Ama daha ziyade bizim, yani şimdi bizim analizimiz açısından Pentagon'a yakın bir isim. Evet. Aslında çok uzatmadan şunu söyleyeyim, Pentagon olaya el koydu. Ve yeni hazırlanan Milli Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Siyaset Belgesi Çin ve Rusya. Şimdi bunun taşları döşeniyor. Amerika Birleşik Devletleri şunu gördü. Eğer Türkiye'yi ve bölgeyi kaybedersem önümdeki 100 yılı kaybederim dedi. 100 yılı kaybederim. Ama bu gerçekten kaybetme önemli hamlesi değil mi şu ana kadar dinledik? Eğer 15 Temmuz hadisesi başarılı olsaydı, ha, yani şöyle olacaktı. Suriye ve şeyde Irak'ta Türkiye içerisinde belki otonom bir takım idari özellikler ötmüş bir Kürt bölgesi olacaktı. Doğu Akdeniz'e yani çıkmak için bilmem şey yapacaktı. Üstlerini, limanlarını kullanacaktı. Farklı bir şey. Yani mesela bugün Türkiye dese ki Türkiye tabii kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Türk akımını iptal ediyorum. S-400 füzelerini almak için kaporayı da verdim. Yakıyorum dese, İnanın Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hiçbir problem kalmaz, biliyor musunuz? Bunu Ankara, son derece söylüyorum. Ankara'ya uzanacağım. Sayın Murat Aslan, teşekkür ederim. Bu yayınların Ankara-İstanbul çerçeveli olmasındaki doğal şeyi yaşıyorsunuz. Handikapı yaşıyorsunuz. Keşke evet, stüdyomuzda olabilseydiniz. Hocam ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PKK-YPG'ye nasıl bir üst akıl olduğunu size sormak isterim. İstihbari boyutuyla siz doğru mu hatırlıyorum? Evet. Afganistan'da ve Irak'ta görev yaptınız. Evet. Oradan şimdi, hareketle... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet, buyurun. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütünü nasıl değerlendirdiği konusunda terminolojisine iyi bakmak gerekiyor. Özellikle kendi iç hukukunda dün Ahmet Keser hocamız belirtmişti. Terörizmin tanımı gayet açıktır. Terörizmi tanımlarken sivil insanlara yönelik güç kullanan örgütler kastediliyor. Dolayısıyla PKK'yı bu statünün içerisine sokarken Suriye içerisinde hali hazırda teşkil etmeye çalıştığı organizmaya, örgüte bu yakıştırmayı yapmıyor. Dolayısıyla terör örgütü dışında tutuyor. İkinci husus şudur. Uzun yıllardan bu yana Amerika Birleşik Devletleri 2 tane kavramı kullanmıştır. Bunlardan bir tanesi insurgency. Insurgency terörizmle ilintili bir kelime olmakla beraber tam olarak terörist örgüt tanımını vermez. Nedir? Organize olmuş bir şekilde belirli bir bayrağa sahip, belli bir işaret taşıyan, belli bir üniforması olan, teşkilatlanmış bir güç anlaşılır. Buna en bariz örnek de Güney Amerika'daki FARC örgütüdür. Hı hı. Ve Amerika Birleşik Devletleri kendi okullarında yapmış olduğu eğitimlerde, özellikle askeri eğitimlerde PKK'yı bir nevi insurgency kavramının içine sokar. Ancak resmiyette terör örgütü olarak tanımıştır siyasi kaygılarla. Bir diğer husus şu ki Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'dan beklentisi nedir ona bakmak lazım. Bir de PKK'yı nasıl algıladığına iyi bakmak lazım. PKK, Amerika Birleşik Devletleri için muharebeye hazır, savaşmaya hazır bir güç olarak algılanıyor. En azından Amerikan mantığı o şekilde. Ve Orta Doğu'yu dizayn ederken mutlaka sahip olunması gereken bir güç olarak bakıyor. Bunun da nedeni özellikle kendi organize etmek istediği bölgede
bu terör örgütünün bir nevi mutlak güç olduğunu düşünüyor. Türkiye dahildir bu konuda. Çünkü en son bir Amerikan generalinin ağzından Türkiye'de iç savaş olduğuna yönelik bir ifade de çıktı biliyorsunuz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin hesaba katmadığı bir husus var. Bölge halkının PKK'yı ne kadar benimsemiş olduğunu tam olarak tahayyül etmiş değil. Çünkü Irak kuzeyinde PKK bölgenin halkı tarafından hem de Kürtler tarafından benimsenmiş değil. Suriye'de tahtitli olarak benimsenmiş durumda ve demografik değişiklikler neticesinde bir hakimiyet kurmuş durumda. Türkiye'de ise hala hazırda PKK'ya yönelik bir destek olduğu kesinlikle iddia edilemez. Tabii Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı kullanırken ne gibi destekler bir şekilde sağlamaya çalışıyor? Tabii ki hocalarımız söylediği gibi ekonomik imkanlar yaratarak teçhizat, eğitim, teknik destek gibi hususlar ön plana çıkıyor. Bunun içerisinde istihbarat desteği de var. Ben müsaade ederseniz konuşmamda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne sağladığı istihbarat desteği nedir? Bunun üzerine durmak istiyorum. Lütfen. Çünkü bu husus Türkiye ile çok ilintili bir husus. Önümüzdeki dönemde de terör örgütüne büyük kabiliyetler kazandıracak bir husus. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gerek Afganistan'da gerekse Irak'ta stratejik seviyede istihbaratı CIA'ya bırakmıştır. Yani bir nevi gerek Pentagon'a bağlı uydu merkezi gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki CIA teşkilatlanması aracılığıyla stratejik istihbarat yapmıştır. Ancak hiçbir zaman operatif taktik seviyede yani bizzat Amerikan askerinin iştigal ettiği hiçbir alanda mesele sivil hiçbir istihbarat örgütüne bırakılmamış, Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından icra edilmiştir. Özellikle de ABD Silahlı Kuvvetleri içerisindeki istihbarat teşkilleri tarafından yürütülmüştür. Buradan şunu kastediyorum. Amerika Birleşik Devletleri halen eğer PKK ile bir şekilde Suriye'de veya Irak'ta işbirliği yapıyorsa hem stratejik istihbarat desteği hem de operatif ve taktik istihbarat desteği sağlıyordur. İşte burada Türkiye Cumhuriyeti için büyük riskler var. Bu konu bizim için çok hassastır. Çünkü aynı istihbarat faaliyetleri Türkiye'de yurt içerisinde de yürütülebilir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kere buna gerek Mart ayından itibaren yapılan görüşmelerde gerekse bizzat kendi topraklarında tedbir alması lazım. Nelerdir bunlar? Kısaca isterseniz açıklayayım fazla uzatmadan. Örneğin terör örgütü sempatizanları aracılığıyla özellikle birliklerimizin konumunu, yerini, faaliyetlerini takip ederek hedef istihbaratı çalışması yürütecektir. Bunun için öncelikle insan istihbaratı faaliyeti yapacaktır. Resimlendirecek, ne bileyim videosunu çekecek, o bölgede GPS çalıştıracak ve buna paralel olarak da o bölgede bölge insanlarıyla mülakatlar yapacaktır. Aynı zamanda propaganda faaliyetlerini yürütecektir. Buradan şunu kastediyorum. Bu mücadele yani Afrin'de yürütülen harekat sadece Afrin'le sınırlı bir faaliyet değildir. İstihbarat faaliyetleri gibi değişik alanlardaki faaliyetler nedeniyle hem Türkiye'de hem Irak'ta farklı mecralarda yürütülen bir mücadeledir. Ve burada üst takıl Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve benim öngörüm şu ki Afganistan'daki özellikle kapasitesine dikkate aldığımızda mutlaka PKK'ya bir bilgisayar terminali aracılığıyla hat uzatıp ürettiği istihbaratın bir kısmını veriyordur. Buna Afrin dahil. Bu nedenle Türkiye'nin bu konuda tedbir alması gerektiğini düşünüyorum istihbarat alanda. Sayın Aslan, bir diğer bir şey hatırlatabilir husus miyim? Propagandadır Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet, evet buyurun. Afrin'de tıpkı Irak'ta 2003'teki işgal sürecinde ekranlara taşındı. Hatırlarsanız Abu Ghraib cezaevindeki işkenceler ve aynı zamanda da Blackwater adlı bir özel güvenlik şirketi üzerinden onların eliyle Amerikalıların evet. yaptıkları benzeri bir şirket yapısının Suriye topraklarında ve de Afrin'de elemanlarını bulundurduğuna ilişkin bir bilgiyi paylaşmak istedim, hatırlatmak istedim. Doğrudur. Burada şöyle bir hemen girdi yapayım müsaade ederseniz. Amerika Birleşik Devletleri özel şirketleri hat safhada bu harekatlarda kullanır. Özellikle istihbarat alanında çalıştırmış olduğu personelin karar verici mekanizmaları askerdir. Ancak çalıştırdığı bizzat uygulayıcılar çoğunlukla özel firmaların sözleşmeli personeldir.
Dolayısıyla Afrin'de olabilir, hatta Fırat doğusunda olabilir, Membiç'te olabilir. Amerikan özel şirketleri mutlaka faaliyet halindedir. Çünkü bu daha ucuz. Emekli askerlerin tecrübelerinden faydalanarak ve onların başına bir iş geldiğinde bir nevi hani personel kaybı kaygısı yaşamadan faaliyet yürütüyor. Bu çok yaygın bir faaliyet. Afganistan'da özellikle çok çok yaygındı. Peki. Evet. Sayın Aslan, teşekkür ediyorum. Son sözler, zaman çok geçti. Afrin Harekatı'nda nasıl bir noktadayız? Bundan sonrası için öngörünüz nedir? Ve uluslararası toplumun Türkiye'yi durdurma şansı var mı? Efendim, ben üç hususta ısrarlıyım ve devamlı olarak da bunu dile getiriyorum. Bir kere evvela bir tespitte bulunalım. Şu sırada en büyük tehlike de buradan kaynaklanıyor. Hocam da söyledi biraz evvel. Amerika'da bu iş Pentagon'un eline geçmiş vaziyette. Asker gözlüğüyle baktığınız zaman bir meselenin çözümlenmesi ihtimal ve imkanı yoktur. Bu arada McMaster dediğiniz kişi Pires vesaire filan, bunlar dört kişi general. Bizim tezkereyi reddettiğimiz dönemde bir tanesi mesela bu dört tane generalin de danışmanları Trump'ın. Geminin de gemideki tümenin komutanıydı. Öbürü vesaire. Mersin'de, İskenderun'da bekleyen. Evet. Şimdi yani dolayısıyla bunlar orada bir kuyruk acısı olan, işte öbürü çuval geçirdi vesaire. Ve bugüne kadar da bu işi taşımış olan generallerdir. Ve Türkiye'ye bu generallerin olumlu bakabilme şansı yok. Burada Tillerson geldi fakat ilk gönderdikleri McMaster'dır. O sopa politikası, arkasından yumuşama var diye. Fakat benim işte görebildiğim kadarıyla o yumuşama ne? Amerika ikna etmeye çalışacak. Çünkü Trump'ın kararlarının çok net bir biçimde kalıcı olduğunu söylediğiniz andan itibaren burada çözüm yoktur ve Türkiye'nin menfaatleriyle örtüşmediği de nettir. Şimdi bunu söyledikten sonra üç tane konu dedim. Nedir bunlar? Birincisi, bir kere kesinlikle ben de bu meselenin bir Afrin, bir Elbap vesaire falan olmadığını düşünmekteyim. Peki. Burada Büyük Orta Doğu projesi kapsamında büyük resme bakmak Suriye'yi lazım. Suriye'yi parçalayacaklar. Evet, yani İran'dan sonra Türkiye'ye de sıranın geleceği hususunda endişelerim olduğunu söyleyebilirim. İki, her halükarda buradaki kavga Rusya ile, gelişen ve büyüyen Rusya ile, ki onlar da yeni biliyorsunuz silah sistemlerini lanse ettiler ilk defa. Yani her yerine vurabilecek. Vurabilecek. Burada Amerika ile Rusya arasındaki bir bilek güreşinin ihtilafın büyümesi ölçüsünde bir noktaya kadar işi götürme ihtimalinin güçlü olduğu. Üç, bizim yönümüzden çok dikkat edilmesi gereken şey, Amerika'nın bu stratejisi içinde hem etnik hem mezhepsel savaş vardır. Etnik savaş Türk-Kürt'tür, mezhepsel savaş Sünni-Şii'dir. Evet. Biz ikisinin de içindeyiz ve burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Daha da önemlisi, yani şahsen de tabii bunu düşünüyorum. Biz sonuna kadar bu işte kendi göbeğimize, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde nasıl kesebileceğimizin hesabı içinde gitmek mecburiyetindeyiz. Ama her savaş %100 kazanılmış olsa dahi masada müzakereyle ve bir adil bir barışla biter. Her zaman onu söylüyorum. Bugüne kadar çok iyi bir diplomasiyle bu noktaya kadar getirebildik. Bundan sonra da tehditlerle değil, akılcı olayları birbirine oynayan suhulet ve iyi bir diplomasiyle götürmemiz gene Türkiye için kaçınılmazdır diye bakarım. Son dakikamız. Evet efendim. Neden özellikle YPG demiyorlar? Ben yani aynen katılıyorum. Aynı şeyi tekrar etmemek için başka şeyler söyleyeyim. Neden Suriye Demokratik Forces, Suriye Demokratik Güçleri diyorlar? Suriye Demokratik Güçleri. Yani burada bunu biraz kamufle etmek için. Suriye Demokratik Güçleri'ni eğer günün birinde Türkiye'ye kabul ettirebilirlerse, Suriye Demokratik Türkiye, İsrail bir araya getirerek, yanılma pahasına, risk alarak söylüyorum, bu yarattıkları ekseni İsrail, Hizbullah üzerinden İran'a yöneltecekler. Onun için daha bölgede yani uzun bir süre devam edecek. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim efendim. Yani amaç, yani hızlı bir şekilde, çok uzatmayacağım. Akdeniz'i Rusya'ya bırakmamak, İsrail, Mısır falan hepsini beraber Akdeniz'i bir göl haline getirmek. Akdeniz'i bir göl haline getirse olduğu gibi Orta Doğu'yu kontrol edersiniz çünkü. Orta Doğu'yu kontrol ederseniz de Avrasya'yı kontrol edersiniz. Bu sizin ABD olarak önümüzde bir 50 yılı daha belki kazanmanız getirebilir. Murat Bey'in söylediklerine bir cümle teyit etmek için söylüyorum. Sadece istihbarat değil, taktikler de oradan geliyor. ABD, yani Big Brother'dan, Büyük Abi'den geliyor. Şu anda 3850 kilometre Afrika'da.
Afrin'in bütün yüz ölçümü 500 kilometre karesinde bir hakimiyet sağladık. Arkada özellikle taktik olarak küçük gruplar bırakıyorlar bilerek ve taktik oradan geliyor. O küçük gruplar arkadan saldırarak işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehit vermesini sağlıyor. Bir taktik daha özellikle YPG'nin doğu bölgesinden kuvvet çekmesi de bir ABD taktiği. Çünkü oradan kuvvet çektiğinde IŞİD'e karşı olan mücadele zayıflanması isteniyor ki bütün dünyaya şu argümanı kullanıyor. Yani geldin işte buraya YPG olan mücadeleyi zayıflattın. Yani YPG'nin bilerek kuvvet çekmesi de zaman zaman bir ABD taktiğidir. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Son. Sayın Murat Aslan, son dakika. Sayın hocalarıma ben şöyle küçük bir ilave yapmak istiyorum. Onları hem teyit etmek hem de zenginleştirmek açısından. Son dönemde yeni bir kavram çıktı. War of Ideas, fikirler savaşı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri özellikle yeni bir jargon üretti. Sayın Büyükelçimiz İslamizm olarak kullandı bunu ama genellikle Amerikan basınında veya özellikle Amerikan askerleri arasında İslamiyet'e inanmış olan kişilere verilen isim İslamistliktir. İslamist olarak ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu fikir, bu ön yargı özellikle Orta Doğu'ya politik ve askeri angajmanda bir nevi İslam ile pek ilgisi olmayanların desteklenmesi ve İslam'la ilgisi olan devletlerin veya kimliklerin bir nevi baskı altına alınması ve gerektiğinde parçalanması şeklinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Amerikan algısında özellikle PKK'ya yönelik sempati özellikle PKK'nın İslam'la bir ilgisinin olmamasıdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an en büyük komplekslerden bir tanesi 11 Eylül'dür. 11 Eylül'ün doğal sonucu da özellikle İslam'a karşı takılmış olduğu tavırdır. Bunun altını çizeyim. Son olarak küçük bir ayrıntı ifade etmek istiyorum. Gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Mart ayından itibaren yürütülecek müzakerelerde gerekse Cenevre sürecinde asıl amacının zamanı oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün 3500 kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri tarafından eğitim süreci tamamlanarak mezun edildi. Bu rakamın 30 bin, 40 bin civarına çıkması bekleniyor. 60 binin üzerine çıkması ise muhtemel. Dolayısıyla hazırlık bittikten sonra tahmin ediyorum bu görüşmelerden bir soru çıkmadan yeni bir safhaya geçilecek. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. TRT Haber'de özel yayınla karşınızdaydık. Yaklaşık 50 dakika boyunca stüdyo konuklarımız emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mithat Baydur ve Ankara stüdyomuzdan Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Murat Aslan da Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen son durumu ve uluslararası boyutlarını değerli görüşleriyle yayınımıza katkı sundular, ele aldık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben Fuat Kozluklu. Birazdan gece bakışıyla 4 dakika kadar sonra yeniden karşınızda olacağız. Ve Türkiye'de ve dünyada Cuma günü olup biten ne varsa onları aktarmaya çalışacağız. Görüşmek dileğiyle.